Merhaba arkadaşlar, elektrolizin 9. videosundayız. Paraday kanunları ile ilgili hem birinci hem ikinci kanunla ilgili uygulamalar yapacağız bu video içerisinde. Önceki videolarda da aslında her iki kanunla ilgili uygulamalar yapmıştık ama burada test soruları çözeceğiz arkadaşlar birlikte. İlk örneğimizle başlayalım. Seri bağlı ve özdeş elektroliz kaplarının birincisinde XCLN, İkincisinde MgCl2 erimiş tuzları elektroliz ediliyormuş. Der ki ikinci kapta 7,2 gram magnezyum toplandığında birinci kapta 0,2 mol X katısı toplanır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar, bir kere birinci kapta X artı N ve Cl eksi N iyonlarının elektrolizi var. İkinci kapta magnezyum artı 2 ve Cl eksi iyonlarının elektrolizi var. Biz bu iyonları element haline dönüştürüyoruz. Ve ikinci kabın katotunda 7,2 gram magnezyum metali toplandı diyor. Pekala, magnezyumun yükseltgenme basamağı artı 2. İndirgenme tepkimesini yazsak şöyle. Ve devreden 2 mol elektron yükü geçtiğinde 1 mol magnezyum metali topluyorum. Şimdi 7,2 gram diyor. 7,2'yi sevgili arkadaşlar 24'e bölerseniz 0,3 mol magnezyum metalinin toplandığını buluruz. 0,3 mol magnezyum metali toplanıyorsa devreden geçen yük miktarı 0,6 mol elektrondur. Evet, birinci yargımız doğru olur. İkinciye bakalım. Formüldeki N değerini arıyoruz. Şimdi bu A için yaptık. Birinci için yaptık. A neyse. İkinciye geçiyoruz. Bize demiş ki bunlar seri bağlı özdeş. İkinci kapta 0,2 mol X toplanıyor. Şimdi X'in yükünü bilmiyoruz. Şöyle bir indirgenme denklemi yazayım. N mol elektron geçtiğinde 1 mol X topluyoruz. Şimdi biz seri bağlı ve özdeş olduğu için devreden 0,6 mol elektron geçtiğini bulduk. Ve bu esnada toplanan X'in de 0,2 mol olduğunu bulduk. Buradan oran orantıyla N değerini 3 bulursunuz. Dolayısıyla ikinci yargımız da doğru olur. Diyor ki birinci kabın anodunda toplanan klor gazı miktarı ikinci kabın anodunda toplanan klor gazı miktarından fazladır. Şimdi şöyle bir şey, bir önceki videoda da vardı. Formüllerin altında, yani şuradaki N ya da 2 beni bağlamaz. Klorların yükseltgenme basamağı eksi 1 olduğu için her iki kapta da aynı tepkime gerçekleşir. Yani şu tepkime. Ya ve 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol klor gazı toplanır. Devreden 0,6 mol elektron geçtiğine göre her iki kapta da sevgili arkadaşlar aynı tepkime gerçekleşir. Ve her iki kapta geçen yük miktarı eşit olduğu için de her iki kapta toplanan madde miktarları birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla üçüncü yargı yanlış olur. Sorumuzun yanıtı 1 ve 2'dir arkadaşlar. İkinci örneğimiz. Yandaki seri bağlı ve özdeş elektroliz kaplarında bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabilen X metalinin oluşturduğu XCl2 ve XCl3 erimiş tuzlar elektroliz edilmekteymiş. Devreden 0,6 faradaylık yük geçiriliyormuş birinci kaptan, ki ikinci kaptan da bu geçer zaten. Hangileri doğrudur? Lütfen bu soruları önce bir kendiniz deneyin, çözün. Sonra çözümleri izleyin arkadaşlar. Şimdi bunlar seri bağlı ve özdeş. Birinci kaptan 0,6 faradaylık bir yük geçmesi, ikinci kaptan geçen yük miktarının da 0,6 faraday olduğunu gösterir. İkinci kanunumuzdu bu. Bunu bulduk. Kapların katotlarında toplanan X katısı miktarları eşit mi? Şimdi burada X artı 2 ve Cl eksi 1 iyonları elektroliz ediliyor. Burada X artı 3 ve Cl eksi 1 iyonları elektroliz ediliyor. Katotlarda gerçekleşen tepkimeleri yazacak olursak, birinci kapta X artı 2 iyonlarının indirgenmesinden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci kapta ise X artı 3 iyonlarının indirgenmesinden bahsediyoruz. Ve bu X'ler aynı elemente de aitmiş. Buradan 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol X,
3 mol elektron geçtiğinde 1 mol X topluyoruz. Pekala. 0,6 Faraday'lık ki 0,6 Faraday 0,6 mol elektrona eşittir. 0,6 mol elektron geçtiğinde bakınız 0,3 mol X katısı toplandı. Buradan 0,6 mol geçtiğinde 0,2 mol toplandı. Yani aynı elemente de ait olsa bu X'ler, yükleri farklı olduğu için toplanan madde miktarları birbirinden farklı olur. Hatta yükü az olan da bakınız daha fazla madde topluyoruz. Birinci kabın anodunda toplanan klor gazı normal koşullarda şu kadar litre hacim kaplar diyor. Şimdi anotta ki her iki kapta da eşit miktarda toplanır. Çünkü her iki kapta da klorun yükseltgenme basamağı bakınız -1 ve her iki kapta da aslında aynı yükseltgenme tepkimesi gerçekleşir. Şu ve 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol klor gazı topluyoruz. Şimdi biz devreden 0,6 mol elektron yükü geçirdiğimize göre toplanan klor gazının 0,3 mol olması lazım. 1 mol biliyorsunuz 22,4 litreydi. O zaman 0,3 ile 22,4'ü çarparsanız hacmini 6,72 litre toplarsınız. Evet, birinci kabın anotunda 6,72 litre hacim kaplayan klor gazı toplanır. 1 ve 3 doğrudur. Hatta şunu tekrar söyleyeyim. Evet, bu birinci kap için geçerlidir diye yaptık ama ikinci kapta da aynı tepkime gerçekleşir. İkinci kapta da bir bu kadar daha klor gazı toplanır arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz. Erimiş XP2 tuzu 2 amperlik akımla 9650 saniye elektroliz ediliyormuş. Ve katotta 4 gram X metali toplanıyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Bu arada 96.485'i de 96.500 olarak kullanacağız sevgili arkadaşlar. Bir kere bu XF2 tuzunun yapısında X artı 2 iyonları ve F-1 iyonları var. Bunlar elektroliz olacak. Bir geçen yük miktarını da bulmamız lazım. Bizim bir formülümüz vardı. Q eşittir I çarpı T. Ne kadar amperlik akım geçiriliyor? 2. Ne kadar saniye geçiriliyor arkadaşlar? 9650 saniye. Demek ki ben bunu çarpmayacağım. Çünkü işlemlerimi hantallaştırmak istemiyorum. Şu kadar kulomluk yük geçiyor. Ama mol elektrona çevirmemiz lazımdı. 1 mol elektron yükünü 96.500 kulom kullan demiş. Bu buna eşitse 2 çarpı 9650 kulomun ne kadar mol elektrona eşit olduğunu bulmak istersek biz sevgili arkadaşlar. Burada şurası gitse şurada 10 kalsa 0,2 mol elektron geçiyormuş devreden. Yani 1 doğru oldu. Bakın siz de böyle yapın, çarpmayın, sonra o çarptığınız sayıyı bir de şuna bölmekte çok zorlanırsınız. Geldik ikinciye. X'in mol kütlesi 40 gram mı? Şimdi X'in yükseltgenme basamağının artı 2 olduğunu biliyorum. O zaman indirgenme denklemini yazacak olsam her 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol X topluyorum. Şimdi biz devreden 0,2 mol elektron geçtiğini biliyoruz. O zaman 0,1 mol X toplamışız demektir. Bakın onun da kütlesi verilmişti 4 gram diye. Demek ki 0,1 mol toplanan X 4 grammış. 1 molü ne kadardır derseniz X'in mol kütlesini 40 gram bulursunuz. 2 doğru oldu. Anotta toplanan F2 gazı diyor. Şimdi anot denklemimizi yazalım. Florların yükü -1 ve flor gazına yükseltgeniyor. 2 koydum. 2 elektron. 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol flor gazı topluyoruz. Şimdi bizim devremizden 0,2 mol elektron geçmişti. Dolayısıyla toplayacağımız flor gazı 0,1 mol olmalı. Ama burada 0,2 demiş. Demek ki 3. yargımız yanlış olur. Sorumuzun doğru yanıtı 1 ve 2'dir arkadaşlar. 4. örneğimiz. Bir Faraday elektrik yüküyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Öncelikle bir Faraday, hatırlarsanız ki hatırlamalısınız,
1 mol elektrona eşit yük miktarıydı. Şimdi birincide diyor ki erimiş potasyum klorür tuzun elektrolizinde 1 mol potasyum metali açığa çıkaran yük miktarı mı? Potasyumun yükseltgenme basamağı artı 1. O zaman indirgenme denklemi katotta gerçekleşen şu. Bakınız 1 mol potasyum katısı toplamam için devreden 1 mol elektron yükü geçirmem lazım. 1 mol elektron yükü de 1 faradaya eşit olduğuna göre evet 1 faradaylık yük için bunu söyleyebilirim. İkinciye baktık. Erimiş bakır 2 sülfat tuzunun elektrolizinde 1 mol bakır metali açığa çıkaran yük miktarı mı? Şimdi burada sevgili arkadaşlar sülfat kökü eksi 2 yüklüdür. Demek ki bu tuzun yapısındaki bakırlar artı 2 yüklü. İndirgenme denklemini yazdığımızda şu. Ancak 1 mol bakır toplayacağım yük miktarı 2 mol elektrondur. Yani 2 faradaydır. Ama bana 1 faraday elektrik yüküyle ilgili diyordu. Dolayısıyla bu doğru olmadı. Yük artı 1 olduğunda evet oldu ama artı 2 olduğunda olmadı. Üçüncüye bakalım. Elektroliz edilen maddenin bir eşdeğer gram miktarını açığa çıkaran yük miktardır. Şimdi eşdeğer gramı hatırlarsanız 1 mol elektron geçtiğinde toplanan madde miktarı demiştik. Toplanan madde miktarı. Şimdi madde miktarına eşdeğer gram demiştik. Bitiremedim. 1 mol elektron da 1 faradaya eşit olduğuna göre evet 1 faradaylık yük eşdeğer gram kadar madde açığa çıkaran yük miktarıdır. 3 doğru. Erimiş potasyum florür tuzunun elektrolizinde 1 mol flor gazı açığa çıkaran yük miktarı mı? Yine bunun da denklemini yazmamız lazım. Florlar eksi 1, F2'ye yükseltgeniyor. 2 dedik, 2 elektron. 2 mol elektron geçtiğinde bakınız 1 mol flor gazı toplanıyor. O zaman 1 mol flor gazı toplayan yük aslında 2 faradaydır. Yani 1 faraday elektrik yüküne eşit değildir. Dolayısıyla neler oldu arkadaşlar? 1 ve 3 doğru oldu. Diğerleri doğru olmadı diyoruz. Evet, bu videoda son örneğimiz. Benzerini daha önce yapmıştım ama bu tür sorular çok da kullanılıyor. O yüzden bir tane daha örnek çözmek istedim. Yandaki diyor elektroliz devresinde potasyum klorür ve kalsiyum bromür sıvıları karışımı elektroliz ediliyor. Anot ve katotta ilk toplanacak maddeleri arıyoruz. Bir kere bu sıvılarda, bu sıvıların karışımında potasyum ve klorür iyonları, kalsiyum ve bromür iyonları bulunuyor. Bunların elektrolizinden bahsediyoruz. Peki anot ve katot elektrot üzerine hangi iyonlar gidecek dersek? Katotta indirgenme, anotta yükseltgenme. Şimdi bakınız bu iyonlar sıfıra gelecek yani indirgenecek. İndirgenme katotta olduğuna göre burada ya potasyum ya da kalsiyum iyonlarının indirgenmesinden bahsediyoruz. Bu iyonlar yükseltgenecek sıfıra. Anotta yükseltgenme olduğuna göre bu iyonlar da buraya geldi. Şunu da diyebilirsiniz. Katot, elektrot eksi yüklüydü, artı yüklü iyonlar oraya gitti. Anot elektrot artı yüklüydü, eksiler oraya gitti de diyebilirsiniz. Şimdi burada yükseltgenecek maddeyi arıyoruz. Burada indirgenme gerçekleştiği için indirgenecek maddeyi arıyoruz. Bakınız bize yükseltgenme potansiyelleri ilişkisi verilmiş. Yükseltgenme potansiyelleri sevgili arkadaşlar. Potasyum büyük, kalsiyum büyük, bromür büyük, klorür. Bakınız şu iyonlar zaten bu halleriyle anottalar. Ve anotta hop yükseltgenecekler. Kimin yükseltgenme potansiyeli daha fazla? Bromun. O zaman bromür iyonunun. O zaman anotta arkadaşlar ilk olarak bromür iyonları elektroliz olur. Yükseltgenir potansiyeli daha fazla olduğu için ve Br2'yi toplarız. Katota geldiğimizde ise bakın bunlar yükseltgenme potansiyeli ama burada indirgenme gerçekleşecek ve bu metallerin indirgenme potansiyelleri arasındaki ilişkiden söz edecek olursak potasyumun yükseltgenme potansiyeli fazla, kalsiyumun indirgenme potansiyeli fazla olur. Demek ki burada da arkadaşlar indirgenme potansiyeli fazla olan kalsiyumun indirgenmesi ve o yüzden ilk olarak
kalsiyumun toplanması beklenir. Yani bu sıralamaya göre indirgenme ve yükseltgenme potansiyellerini karşılaştırarak kimin ilk toplanacağını belirliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda Faraday kanunları ile ilgili uygulamalar yaptık. Elektrolizle yapacağımız neredeyse tüm örneklerden bahsettik. Bundan sonraki videomuzda elektrolizin başka bir uygulama alanı olan kaplamacılıktan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.